Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda biraz zor bir alıştırma yapacağız. Aynı zamanda ben de arkadaşım istediğini gerçekleştirmiş olacağım. Amerikalı bir, ona ilk önce anlatayım, daha sonra nasıl yapacağımızı konuşuruz. Amerikalı bir arkadaşımın kuzeni sevgilisine, hatta nişanlısına bir hediye hazırlayacakmış. Ya böyle İşte seni çok seviyorum tarzı bir cümle. Google Translate'ten anladığım kadarıyla. Ya tam böyle dört dörtlük bir çeviri yapmadı her zamanki gibi. İşte herkesten rica edip bu şekilde yazıp insanlar fotoğrafını çekip gönderiyormuş. Biz de aynı zamanda kodlama öğreniyoruz. Ben de şöyle hem pratik yapmış olalım hem de onun için ayrı zaman harcamamış olayım diye şöyle bir şey düşündüm. Bayağı da yaratıcı olur bence. Zaten altıgen yapmıştık. Kalp şekli yapacağız. Ortasında da 5 satır şeklinde o yazı yazacak. Bir de yazının da şurada görüyorsunuz zaten en altta da ismi olacak. Yani bu yazıyı 4 satır olarak ayıracağız. Ondan sonra bir dakika kodlamayı da açayım. Ondan sonra 5. satırda Abdurrahman Turkey olacak. Bunu formatı kullanarak yapacağız. Bir ilk önce şu şekli çizeyim. Yani bu videoda uzun olacak bayağı. Yine yani tam yuvarlak olmayacak. Mesela ne yaparız? İlk önce yukarıda V olacak. Yani 5 tane tane kadar bu şekilde. Sonra tane kadar bu şekilde. Sonra yine 5 tane diyelim. 5 tane düz yapalım. Kötü olursa buraları azaltabiliriz. Sonra yine şu tane kadar burası olsun. Yine tane kadar burası. Zaten buralar kısa oluyor hani. Slash'lar gördük ya şeyde. Alt gelin mesela üstleri kısaydı. O yüzden çok kötü gözüceğini düşünmüyorum. Yine tane kadar. 5 tane bu taraf. Üstü oldu. Sonra aşağıya düz 5 tane çizgi inmek istiyorum. Ve yazı da buraya olacak. Sonra yine 5 tane ineceğim. Bir önceki ne yapmıştık? Mesela burada ne olacak? 5 burası, 5 burası, 5 burası, 5 burası. Kaç oluyor? 15, 30 değil mi? Biz burada 30 aralık içerisinde tam yazıları ortalayabiliyoruz. Format sayesinde. O yüzden formatı önce anlattım. Formatı kullanarak burada tam yazılar, yani 5 satırda ortalanmış bir şekilde güzel gözükecek. Hatta hepsini büyük harfle yapabiliriz. Onu ayarlar oluruz. Çok basit. Ondan sonra şimdi ne olacak? Şurada direkt birleşecek değil mi? Yani 15 tane buraya gelecek. Çünkü 15 tane karakter aralığı var. 15 tane de buraya gelecek. Şöyle bir güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Amacımız bu. Bakalım olacak mı? Yani zamanımızı alacak. İlk önce bir şey yapalım. Yazıyı yapalım. Ya şey ben tam olarak bilmiyorum. Şimdi 30 karakter dedik ya. Bu çizgiler dahil mi? Yoksa çizgileri olmadan mı 30 karakter? Çizgiler dahil değil büyük ihtimal. Çünkü onları dışarı aldık. İlk önce şu satır yapabiliriz. Tamam bunu. Aynen direkt burada yazdık ama. Şimdi. Yazı mı diyelim? Şu an yaptığımız alan burası. Ve bunu bir kere de yazabileceğiz. A diyorum. Hatta bir dakika. Bir kere de A deyip şöyle bir yazıyı yapalım. Şu Cuhan değil de Juan diye. İspanyolca da JH diye okunuyor. Ben bir kere okuttum. Tabi bunun hepsini seçmekte sıkıntı. Böyle yapalım diye çok kasıyoruz. İlk satırımız Juan olacak. Sonra B. Ne olsun? Eleman var. Burada aşk demek. Q
Bu da K diye okunuyor. D tane. Melissa ismi. Sienta hissetmekmiş. For. T.S. burada senin için hissettiğim işte aşk diyor. Şuradan kesebiliriz bence. Bir dakika, bir şeyler yaptım orada ama. C diyelim. Şimdi burada iki satırı yapacağız. Tangrande. Tan da burada so hani çok fazla. Grande de büyük demek. Çok büyük diyor. Hani bence bu da ayrı bir güzel olur. Dördüncü satırımız da şu olsun. Şunları düzgün şekilde. Ben de. Yani şurayı yukarı da alabiliriz ama ismi sadece olması daha güzel geldi bana. Yani duruma göre burası çok rahat bir şekilde burada oynayabiliriz zaten. Onda sorun yok. Bir de en sonunda ne yapacağız? Abdurrahman. Soy isme gerekiyor zaten. İsmi yeterince uzun. Buraya da bir de Turkey. Turkey yazacağız. Yani bu tam böyle. Mesela bu normalde ayarlamak çok zor olacak ama formatla hepsini ortalamış bir şekilde güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Şimdi E dedim. Ben bir de F diyorum. Burada aşağı inmek için neydi? 3 tane tırnak kullanıyorduk, değil mi? Sonra yani böyle hemen direkt aşağı indim. 5 tane de. Beş geçtim ya. 3 aynen 6 yapmışız. Tamam. Sonra şuralara bir de bunlar da şu çizgiler olacak. Tamam. Şimdi ne demiştik? 30 demiştik. 15 burası, 15 burası. Yani iki nokta orta alacağımız için şu üst işareti olacak. Buraya da 30 diyeceğiz. Tamam, burayı niye kasıyorum? Çünkü hepsi aynı olacak. C. Aynen. Kopyalayıp yapabiliriz. Şimdi ne diyoruz? Nokta format. İlk ne olacak? A virgül B virgül C virgül D virgül E. Değil mi? Bunu yaptık. Bir okutalım. Direkt print F mi demiştik? F diyeceğiz. Çalıştıralım. Ha bak, bu Porties 30'dan fazla olduğu için böyle oldu. Juan El Amor böyle şey çıkmadı. TE 1, 2, 3, 4 şey unuttuk. 4 tane yapmışız. Bir daha yapalım. Şimdi Abdurrahman Tekin'de. Abdurrahman Türkiye'de çıkacak. Buraya Elio Amor'u şey yapalım ya, yukarıya koyalım. Juan. İşte Juan. Elio Amor da burada.
İşte hani John my dear tarzı bir anlam da olabilir. Bilmiyorum İspanyolca. Böyle yapalım. Ben Eleanor. Grandmother's Center Portis. Bence fena olmadı. Bunun üstüne işte şey yapacağız. Üstle alt kısmı tamamlayacağız. Tamamdır. Print F. İlk önce print burayı demeyelim. F hazır zaten. Şimdi bizim bir fonksiyonlarımızı oluşturalım artık. Neyimiz var yine? Düz çizgilerimiz var. Sağ slash, sol slash, boşluk, aşağı inmemiz gereken yerler var. Ve bunlar hep alıştık. Düz satır diyelim ilk önce. Yani düz çizgi kastediyoruz. Yani tane. Taneler 5 olacak. Çünkü oraya 30 dedik. Bunu 5 yapmak zorundayız. Yani burada direkt kafamızı geri hareket edemeyeceğiz. Ama yine taneye alıştık. O yüzden şey yapabiliriz. Ya yani burayı değiştireceksek şurada 30'ları şey yaparız. 30'a bu arada sayı atayamıyoruz. Ben farklıysa yani varsa bir yolu bilmiyorum şu an. Şu anki bilgim ona yetmiyor. Hani bir kullanıcıdan mesela bir numara girip kullanıcıya göre ben bir alan belirleyemiyorum. Burada mesela A eşittir 5 deyip 30 yerine A yazınca çalışmıyor. Yani illa bir yöntemi vardır. O çok karmaşık bir şey değil ama ben bilmiyorum şu an. For i in range int tane. Satır dedik zaten. Burada print düz çizgi yapalım ilk önce. Alt çizgi daha güzel olur. Yani onu da yapalım direkt. Virgül end. Arkadaşlar burada artık şey yapabiliriz. Kopyala yapıştır yapabiliriz. Çünkü buraya alıştık. Biraz da hızlı olsun. Yani bunları aynı şeyleri tekrar tekrar yazacağız. Şimdi satır. Bu ne olsun? Sağ. Yani sağ yatık. Şunları tanımlıyoruz. Yine tane kadar olacak. Bu sefer ne olacak? Sağ slash. Yapacağız. Şimdi o zaman sol tanımladık. Ve solu tanımlayalım. Bu da sol slash olacak. Onu iki tane yapıyorduk. Sonra ne tanımlıyoruz? Satırı tanımladık. Sağ sol boşluk. Boşluk. Bu da boşluk. Sonra aşağı vardı. Burayı şöyle içini boş bıraktığımız an aşağı iniyordu. Tamam. Şimdi o zaman ikinci kısmı yaptık. Şöyle yapalım. Birinci kısım olarak şuraya ayarlarım. Burası 1, şurası 2. Altta yani büyük bir V olacak zaten. 3 olsun. Yani 1, 2, 3. Bu sıraya göre yapacağız. İndik aşağıya. Def. Üst. Üst kısım. Yine tane dedik. For i in range int tane. Şimdi yukarıda ne yapıyoruz? Ha, bir de ilk başta bir de bizim satırımız var. Dur. Şimdi ilk satırı şey yapmıyoruz. Döngü yok orada. Bir orayı yapalım. Bir öncekinde altıgende yaşadığımız problemi yaşayacağız çünkü. Satırı tanımladık. Ama burada tam satır. Yani şu satır bunu tanımı şu. Yani şu 5 taneyi yapacak burada. Ama ben üstteki bir 5 tane boşluk bırakıp sonra 5 tane çizgi atıp sonra yine burada 5 bu, 5 bu.
Kaç tane? 10 tane boşluk. Sonra yine 5 tane tire atmasını istiyorum. Şu aradaki boşluk sayısı yine artacak. Çünkü tireden sonra 5. Oradan da 5. 10. Aynen 10 boşluk. Burada def yine tam satır diyelim. Şu bir aşağı şey olsun da. Hatta satırın altına yazalım ya. Böyle çok şey oldu. Satırda kullanacağız zaten. Yine tane dedik. Şimdi burada for olmayacak. Burada bir döngü yok çünkü. Yani direkt bunu döngülü olan şeyi kullanarak yazacağız. İlk önce bir boşluğumuz olacak. Boşluk. Tane. Çünkü 5 dersek yani 5 tane boşluk olacak şurada. Yine bak bunu şeyi olarak düşünüyoruz. Hani mesela üstte çizgiler var ya. Slice şuradan değil. Orayı sileyim. Bu 5 çizgi olduktan sonra slash direkt bir alttan, yani 5 oldu, bir tane sola kaydı ve bir alt satıra inip yaptı. Ona göre yani şurası 5 tane slash olacağına göre şurada 5 birimlik, yani tane kadar boşluk olacak. O yüzden tane dedik oraya. Ama buraya indiğimizde, ikinci satıra indiğimizde tane eksi 1 kadar boşluk olacak. Bunlar bir öncekinden çıkardığımız hatalar. Yani sırasıyla izliyorsanız. Hatta bir önceki de ondan önceki. Altıgeni yaparken. Şurada yine ağır bir şey var. Bunu sileyim. Boşluk tane dedik. Ondan sonra satır yapacağız. Değil mi? Satır. Tane. Boşluk. Yine. Burada ne? Tane burası. Tane burası. Yani iki tane. Yani 2 çarpı tane. 2 tane olunca biraz garip oldu ama. Sonra yine satır. Satır. Tane. Tamam, burası tam oldu. Aynen. Bir çalıştıralım burayı. Tam satır. Yani yukarıda çalıştırabiliriz ama. Tam satır 5 diyelim mesela. Nerede sorun oldu? End. Ha, end deyip tırnak koymamışım. Oh. Bir de burayı copy yapıştır yapmıştık. End'den sonra tırnak işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. Hiçbirini de koymamışım ya. Yukarıda yoktu zaten. Tırnak bakalım. Yine sorun ne? Tam satır 5. Ben 43. Buraya bir bakayım. Sizin de zamanınızı almayın. Evet arkadaşlar, sorun şuradaymış ya. Biz üst kısım deyip yazdık ya. Ondan sonra şurası fon döngü olmayacak aklımıza gelmişti. Şuraya bir hiçbir şey yazmadık. Ben sağı öylesine yazdım. Sonra buraya ayarlayacağız zaten ayrıntılı. Mesela burada direkt şey yapıyorsunuz. Yani şu demek. Bir fonksiyon tanımadığınız zaman içinde bir şeyler olması lazım. Olmazsa hata veriyor. Burayı kullanmasanız bile hata veriyor. O yüzden şu anlık sağ diyelim. Burayı daha geleceğiz. Gerçi direkt oraya geldik zaten. Tam satır diyorum. Bak bir boşluk bıraktık. Sonra satır. Tane kadar. Sonra tane iki katı kadar. Boşluk. Sonra bir tane daha satır. Şurayı çalıştırıyoruz. Tam satır 5 dedim. Bu. Yani belli boşluk. Çizgi, boşluk, çizgi. Burada tamamız. Şimdi geldik. Yani aslında bir dakika. Aa, ben şekil gitti.
Durdurup bunu çiziyorum. Burada zaman harcamayalım yine. Evet arkadaşlar, yani şununla çizdim. Biz şu an şurayı bitirdik, en üstü. Şu kısmı. Şu an sıra şurada. Şu kısmı bitireceğiz. Şu kısım da bitti. Sonra bu. Yani dört kısım olacak. Başta orayı yanlış söylemişiz. Neyse, burası anlaşıldı zaten. Şimdi geldik şu burada 5 yazan, yani ikinci kısma. Burada belli bir boşluk bırakıyoruz değil mi? Yani sağ değil. Boşluk. Boşluk ama ne kadar? Burada tane eksi 1 olacak. Çünkü yani tane ama en sonu da slash'lar. Yani 5 ise 5. de yerde slash'lar. O yüzden 4 tane boşluk var. Yani tane eksi 1. Hatta tane eksi. Bir de boşluk azalıyor. Gittikçe 0 olacak. Tane eksi i. Tabi başta 0 olduğu için i. O yüzden biz eksi 1'i yine koyacağız. Sonra sağ slash'lar. Sağ bir tane. Aşağı indik. Boşluk var. Boşluk burada. Ne kadar? Normalde satırda 2 taneydi. Burada 2 tane slash birbirine yaklaşacak. Değil mi? Hatta bir dakika. Şuradayız. Daha uzaklaşıyor. Ben şu iki arayı şuraya baktım. Şimdi sağ yaptık. Sonra bir boşluk var. Bu boşluk ne kadar? Taneydi. Şurası tane kadar bir boşluk vardı yukarıda. Ama burada direkt artıyor. Yani yine tane kadar boşluk var. Ama bundan sonra hep uzaklaştığı için iki kat artacak değil mi? Yani yine boşluk. Tane. Artı 2 çarpı i. İlk başta tane kadar boşluk var. Çünkü yani sağ sol slash. Slashlar orada. Geldik şuraya. Ondan sonra ne var? Sola yatık. Bir tane. Slash çizeceğiz. Şöyle çizdik. Ondan sonra bu ikisinin arasında boşluk var. Burada bir 5 bu tarafta, 5 bu taraftaydı. Bir 10 tane yukarıda boşluk var değil mi? Ama 10 tane boşluğun olduğu yer ne? Satır. O zaman bir altı ne olacak onun? 2 azalıyor. Birbirine yaklaşıyor çünkü. Yani yine boşluk. Normalde orada ne var? 2 çarpı tane. Ne yapıyor burası? Azalıyor. Eksi. Nasıl azalacak? 2 tane. 2 tane 2 tane azalacak. Yani 2 iyi. Ama başlangıçta yine i 0 olduğu için biz burayı eksi 2'ye ayrıyetten yazacağız. Şimdi şuradayız. Sağa yatık. Slash var. Bir tane yazıyoruz. Ondan sonra yine burada da artıyor. Yani boşluk şurayla aynı olacak. Ondan sonra hatta şu bir de sola olacak. Ya şuralar ikisinin mantığı aynı. Bir arada şu boşluk olayı var. Tam bir burayı bakalım. Üst kısım 5 diyelim. Üst kısım 5. Bakalım çalışacak mı? Başka bir şey yazdık mı biz yukarıda? Yok, çok fazla oldu. İki tane olacaktı. Bunlar yan yana doğru. Biz aşağı demedik. En sonu bu olduktan sonra tabii aşağı inecek bir tane.
Ben de diyorum niye yan yana oldu? Aynen. Yukarıda da bunları satırı dolduracaktık zaten. Yukarıda ne demek? Tam satır. Belki yine burada bir sorun yaşayacağız. Burayı da direkt anlarsınız. Niye böyle olduğunu. Bak burası böyle oldu. Niye? Çünkü tam satırdan sonra biz aşağıya inmedik. Tam satır. Aşağı bir diyoruz. Ki satır yazdıktan sonra aşağı insin. Sonra bu döngü devam etsin. Şu an sorunsuz. Gayet güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonrası bir elimizde var zaten. F'yi yazdırıyoruz, değil mi? Print F. Burada bak içerisi 30, yanlar da dahil olunca 32 olmuş. Yani demek ki ne olacak burası? 28 yapacağız. Ve en sonda da aşağı dediğimiz için döngü aşağı inerek bitiyor. Yani aşağı inmemesi lazım. Yok, burası bitiyor, aşağı inmesi lazım. Bir şurayı bir ayarlayalım. Burası 28 olacak. Çünkü şuralarda birer tane alan yapıyor. 28 olunca şurası tam olacak yani. Onu demek istiyorum. 28. 8. Şimdi yapalım. Ha, tam denk geldi. Ben bunu direkt yukarıya birleşmesini istiyorum. Bu niye olmadı? Bu bitti. Aşağı inecek. Print F. Yani şuradan dolayı mı? Şurada aşağı indik ya. O yüzden büyük ihtimal. Böyle bir çalıştıralım. Ya bunun içinde bir aşağı inip sonra devam ediyor. Aynen. Yani mesela ben şurada aşağı indim. Bir daha aşağı inersem iki tane boşluk olacak. Bu yönden çok fonksiyonel arkadaşlar. 3 tane tire. O yüzden burada boşluk bırakmayacağız. Şöyle gösterelim. Tamam. Burada bir yine V olacak büyük. Burası basit zaten. Direkt şey yapalım. Alt kısım diyelim. Ya bir de şekli de güzelleştirebiliriz. Hani böyle biraz göze biraz garip geldi sanki ama. Silelim. Aşağı. Tamamdır. Oraya sanki bir şey yazılıymış gibi geldi bana. Alt kısım. Ne tane? For in tamam. Şimdi alt kısımda ne var? İlk önce burada bir boşluk olacak değil mi? Yani şöyle düşünelim. Aşağı indik. Ben şu slash'ın şuradan başlamasını istemiyorum. Slash direkt bir içeriden başlayacak. Yani şurada bir boşluk olacak başladığı yerden. Onu demek istiyorum. Yani bu boşluk artacak ilk başta, yani o yüzden boşlukla başlayacağız. Şöyle bir şey yapalım da. Boşluk. İyi. İyi olursa başta sıfır boşluk olur. O
O yüzden i artı 1 diyeceğiz. Başta bir boşlukla başlayacak. Sonra sol. Bir tane sol var. Şimdi ilk bizim burada şeyimiz. Burası önemli. Arkadaşlar şimdi şunların hepsi içinde ya. Burada sildik mi orayı? Bunların hepsi içeride. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Hatta şurası şey oluyor ama. Artı 1. Ha neyse, o zaman bu şekilde yapalım. Burada sıfır da bitti ya. Burada da sıfır da başlasın. Ona göre yapalım. Çünkü şekli bozuk olacak. Yani sola şu şekilde. Başta sıfırmış gibi yapacağız. O zaman ne olacak? Yani direkt yukarı bakarak zaten bunu anlayacağız. Bir işte burada 5, 5, 5, 5, 5, 5. Yani başta 10 hatta 30 tane aralık olacak. Ama ben burada başta da bir tane kullanıyorum. Burada da bir tane kullanıyorum. İlk boşluğumuz ne? 28. Yani 6 çarpı tane eksi i eksi gideceğiz yine. Burada ilk boşluk artı 1 demeyeceğiz. Sıfırdan o başlayacak. Sol. Sonra boşluk. Yine hata yaparsak zaten şey yaparız ya. 6 çarpı tane. Burada azalıyor. Yani eksi 2 i. Bir de başlangıçta da 2 tane azaldığı için slash'tan dolayı 2 diyeceğiz. Sonra bir de sağ taraf. Evet, burası basit. 1. Sonra yine aşağı. Çünkü döngünün devam etmesi lazım. Yani aşağı gitmesi lazım. Çalıştıralım. Şuraya alt kısım. 5 diyelim. İki ile 2 çarpı i. Ha, bak burada taneye değil. Kaç taneye gidecek o zaman? Burada 5 tane değil. 1, 2, 3. Yani 15 dediğim için 3 taneye kadar. Yani 3 çarpı. Range'in içinde yazabiliyor muyuz? Bir deneyelim. Aynen. Yani 5'e kadar değil, 15'e kadar gidecek. Ve şöyle bir şekil oluyor arkadaşlar. Şimdi hepsini birleştirelim. Bayağı bir büyük kayıp olacak. Şimdi alt kısım. Üstte bir ne olacak? Tam satır demiştik. 5. Sonra üst kısım demiştik 5. Sonra print f demiştik. Sonra alt kısım. Şöyle ön yana yazalım. Çalıştıralım. Şimdi şurada bir sorunumuz var. Yine aşağı inmiş. Bu yukarıda olacak. Bunun bir sebebine bakalım. Bu ilk satır yazıdan sonra yine şeyden dolayı. Anladım. Yine bizim başta yazı. Şurada dedik ya arkadaşlar, burada yine aşağı indik biz. Şurada aşağı inmememiz lazım. Aşağı inince yine bir tane boşluk bırakıyor. Bakalım. Aynen öyle.
Yani böyle şurası biraz daha bir şey mi olsun? Tamam. O ses çok uzun oldu ya. Değil mi? Hani yani şuralarda bitse daha güzel olabilir. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi 3 tane dedik. Sağ slash, yan slash, yani bir tire. Yani şöyle yapsak olur mu? Ama 15 olacak. Hani yan slash bu. Yan slash bu. Buraya da sol slash şu şekilde olacak. Ama bunu 30 yaptığımız için yani 15 tane bu olmayacak. Yani en sonda da ha, en altında şey yaparız. Düz çizgi yaparız. Bunun için ayrı bir fonksiyon bulacağız arkadaşlar. Yani bir fonksiyon tanımlayacağız. Bu da basit. Şuradan seçeyim de. Şu şimdi sağ slash sol slash demiştik ya. Şuraya mı tanımlayalım? Def özel bir diyelim bu tarafa. Anlayacağız onunla. Yine tane. İki tane. Tamam, tane diyelim. Burada yine döngü olacak. For i in range int tane. Burada print yaptırıyoruz. Şurası da olabilir. Şimdi burada şuraya bakacağız. Sol slash alt tire yazdıracağız. Özel bir ilk önce slash sonra tire. Sol slash iki tane yazınca bir tane yazıyormuş gibi oluyordu. Sonra alt tire. Deyip bunu böyle bu şekilde devam edecek. Sonra def özel 2 diyoruz. Bu da sağ taraf için. 2 tane. Şuraya bir 2 nokta koyalım. Sonra buradan hata almayalım. For i in range int tane. Burada da ne yazdıracağız? Alt tire sol slash. Değil mi? Yani normal slash. Bu şekilde. Şimdi gelelim şuraya. Bu 2-2 artacağı için yani her bir şeyde iki karakter bir alt kısma gelelim. Yine boşluk başta sıfır olacak. Tamam. Şurada bir siliyoruz. Burada biraz kafa biraz karışabilir. Boşluk başta sıfır. Sonra ne olacak? 2-2 artacak değil mi? İ değil. Yani i çarpı 2. Çünkü biz her döngüde iki tane yazdırıyoruz. Sonra bizim buraya özel bir slash'ımız var. Yani burada bir tane olacak. Başta da i sıfır olduğu için artmıyor zaten arkadaşlar. Orayı
söylemeye gerek yok. Şimdi başta neydi boşluk? 30'du. Ama burada boşluk olduğu için yani 28 kaldı. Biz yine boşluk 28 ne oluyor yani? 3 çarpı tane. Bu nasıl azalacak? Eksi. İlk önce eksi 2'miz var şurada. Bunun azalma şekli her döngüde iki bir taraftan iki bir taraftan gelecek değil mi? 4 tane azalacak. Yani i çarpı 4 diyoruz burada. I çarpı 2 değil, i çarpı 4. Tamam, buraya geldik. Sonra özel 2'yi bastıracağız bir tane. Sonra aşağı. Aşağı 1. Bakalım nasıl olacak? Evet, hata verdi. Üç çarpı tane nokta koymuşum. Bu ne ya? Tane. Ha, burada 3 taneye de kadar da değil. Burası değişecek. Bir dakika. Bir tane görevi çalıştıralım. Ve boşluk bıraktık. Sonra bu oldu. Burada niye çalışmadı? Özel bir, tamam. Boşluk 3 çarpı tane. Peki. Burada 3 çarpı tane değil. Tane 5 dedik. 6 çarpı tane. Değil mi? 6 çarpı tane. 28 çünkü. Orayı unuttum. Tamam. 6 çarpı tane eksi 4. Sonra özel 2. Bu yukarıda olması lazım. Bu niye aşağıya iniyor? Özel bir de buraları end unuttuk çünkü. Bak end'in önemi. End. Tamam. Şimdi bir şeylere benzedi. Ha, burada ilk başta bir fazla boşluk bırakmışız. Bir de bu başta tamam. Biz ne dedik ilk önce? Sanki şurada 2 azalmış gibi düşündük değil mi? 2 azalmıyor, 4 azalıyor. Yani 2 karakter bir taraftan geliyor, 2 karakter bir taraftan geliyor. 26 oluyor. Şurada eksi 4 diyeceğiz yani. Böyle düzelecek. Burada bitmesinin sebebi ne? Şuraya tane dedik. Şimdi burası 3 tane dediğimizde yani normalde şey taneyi 5 dedik. Şurada 15 taneydi. Burada 14 tane olması lazım. Bu da ne oluyor? 14 tane 7 tane olması lazım. Yani yine biz 5 diyeceğimiz için tane artı 2 diyebiliriz buraya. Hani sayıda oynamayacağız ya. Yoksa formülize etmeye çalışırız. Ben 7 tane istiyorum. En sonunda da ya buraya bir şey buraya da sıkıştırmaya gerek yok ya, değil mi? Bence gayet güzel oldu. Aynen. Şöyle büyütelim. Arkadaşlar ben bunu tamamen büyütüp şey yapacağım. Ekran görüntüsünü alıp böyle gönderdim arkadaşlar. Karantaki. Bence oldu ya. Şu altta güzel bir şekilde oldu. Bu da farklılık oldu bizim için. Artık her türlü şekli çizebiliriz. Yani istiyorsanız burada
İşte Ali Ahmet yazı bile yazarsınız yani. Önemli olan burada nerede boşluk var, boştan sonra ne geliyor, ondan sonra boşluk nasıl, boşluk artıyor mu, azalıyor mu, azalıyorsa neye göre artıyorsa neye göre artıyor. Onu bulacaksın, ondan sonra ne geliyor, ondan sonra yine bir şey geliyorsa işte azalan artan bir boşluk varsa onu hesaplıyorsun. Düz boşluksa zaten direkt basıp geçiyorsun. Gayet anlaşıldı. Yine denk geldikçe bu örnekleri yani fırsat oldukça şey yaparız. Yine biraz düşünüp işte bir 4-5 tane videoda şeyle birlikte yapmayı istiyorum. Tek bunda kalmayız. Formatla. Çünkü yavaş yavaş böyle sindire sindire gidelim. Bu da 45 dakikalık gayet güzel bir proje oldu yani. Başarılı bir proje oldu bence. Umarım arkadaş da beğenir. Uğraşmış olduk. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Umarım siz de faydalanmışsınızdır. Yani hem pratik yaptık hem de yeni şeyler öğrendik bu videoda. Güzel oldu yani. Şahsen benim için bayağı faydalandı. Şurada mesela bunlar inince direkt altta boşluk oluyormuş gibi böyle küçük küçük bilgiler önemli. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.